özellikle de Türkiye'deki insanların çekememesi. Değersizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan insanlar olacak. Ya, o da olmaz ki. Daha önce zaten bu konuları ben değil yapmadıkları için. Selam millet, ben Keşeli. Araba sohbetleri tam gaz devam ediyor bu kez. Sizin ısrarla istediğiniz can alıcı bir konuyu değil, kendim konuşmak istediğim bir konuyu tercih ettim. Kafam tavana sürtüyor, bir saniye. Kendim konuşmak istediğim bir konuyu tercih ettim. O konuda şu: İnsanların çekememesi. Özellikle de Türkiye'deki insanların çekememesi. Bu geniş anlamda da olur, yakın çevrenizde de olur. Her zaman başınıza bu gelecek. Bir şeyler başarmaya çalıştığınızda ya da bir şeyler başardığınızda çekemeyen insanlar, kötülemeye çalışan insanlar, değersizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan insanlar olacak. Ben de bugün böyle insanları nasıl anlarsın ve onlara karşı kendini nasıl savunabilirsin, bundan bahsedeceğim. Bir şeyi yapmaktan korkuyorsan, o şeyi düşünmek sana heyecan veriyorsa, hatta o değişiklik seni tedirgin ediyorsa, tebrik ederim, yapman gereken şeyi buldun. Konfor alanından çık. Her zaman görmüşsünüzdür. Birisi çıkar sahneye, iyi bir şey yapar, büyük bir hamle yapar, kimsenin cesaret edemediği yeni bir şey yapar. Ya o da olmaz ki. Tutmaz bence. Olmamış gibi yorumlar sıkça gelir. Daha önce zaten bu konulara ben değindim. Üzerine yepyeni bir video yapmadım. Tamamen bu konuya odaklanmış ama bu konuya başka konularda değindim. İnsanlar her zaman bunu yapacak. Kendileri sıradan oldukları için, kendileri farklı bir şey yapmadıkları için, farklı bir şey yapan insandan rahatsız olacaklar. Çünkü neden? O insanın farklı bir şey yapmasına engel olamıyorlar. Onun farklı olmasını istemiyorlar. Kendileri farklı bir şey yapamıyorlar. O zaman işte kötüleyelim, itibarsızlaştıralım ki o kişi böyle şeyler yapmaktan vazgeçsin. Böyle ezikçe bir kafa yapısı var. Bunu istemiyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor öncelikle. Sen bunu yapan birisiysen, ki bunu yapan kişiler bunun farkında olmayabiliyor, o yüzden hareketlerini bir görmen gerekiyor. Mesela arkadaşım bir araba aldı. Başarıyı çekememezlik kısmına gireceğim de önce daha basit şeylerden giriyorum. Mesela arkadaşım bir araba aldı. İşte gidip ona şey diyorsun. Ya bunu şu parayı vereceğine kadar gidip şunu alırdın, bla bla bla. Tamam, adam da biliyor ki gidip onu alabileceğini ama bunu beğenmiş, bunu almış. Ya da arabanın bir özelliğini gösteriyor. Bak bunun şurasında şu var, bu böyle falan diyor. Her arabada var ama. Ya da şunda şöyle daha iyi özellik vardı falan. Yapmayın bunları. Kötü bir şey. Yani heves kırmaya yönelik çabalar gibi oluyor. Hoş bir şey değil. Ya da bir arkadaşınız bir şey başardı. Ne olabilir? Atıyorum. Liselisiniz. Deneme sınavında senden yüksek aldı, tamam mı? Gidip ona şunu deme. Ya bu sınav zaten belirleyici değil ki. Bu sınavın zaten soruları, cevapları dandik. Bunu demek yerine şunu de: vay dostum, tebrik ederim, güzel bir sonuç almışsın. Nerelere çalıştın, nasıl çalıştın, bana tavsiye verebilir misin? Bak çok daha yapıcı, çok daha iyi bir şey. Hem arkadaşınla aran bozulmamış olur, hem de sen buradan bir fayda, bir çıkar elde edebilirsin. Her zaman çıkar elde etmeyi kovalayın. Her zaman faydacı olun. Daha çok kısa zaman önce ne oldu? Arda Güler çıktı piyasaya. Oyununu oynadı Fenerbahçe'de güzelce. Hemen dikkat çekmeye başladı tabii ki. Bir yetenek var ortada çünkü. Sonra bazı insanlar doğru olanı yapıp işte çok iyi yetenek, çok iyi oyuncu vesaire derken, bazı insanlar da
işte bu şöyle değil de Serie A'ya gitse ezilir de, yok Avrupa liglerinde yapamaz, sadece Türkiye'de oynar, bizim şu oyuncumuz vardı zamanında daha iyiydi gibi karalama kampanyalarına giriştiler. Bu da benzer bir şey. Ortada bir başarı var, dikkat çeken birisi var ve onu itibarsızlaştırmaya çalışan kişiler var. Senin yaptığın şeylerde de bu olacak. Mesela yeni bir işe girdin, arkandan konuşacaklar. Ya Buğra da şimdi yeni bir işe girdi, bir şeyler yapıyor ama sanmıyorum ya bir şey olacağını. Bu da boş işleri kovalıyor falan. Mesela iki kez bir şey denersin, başarısız olursun. Üçüncüyü deniyorsundur. Çünkü her zaman başarısız olup yanlışları öğrenip öyle tekrar denersen başarılı olabilirsin. Başarı eşittir başarısızlık artı bir. O yüzden başarısız ola ola devam edeceksin. Doğru olan bu. Ama sonra insanlar çıkıp der ki, ya işte hep de başarısız oluyor, yine mi iş batıracak vesaire vesaire. Böyle insanlar var. Böyle insanlardan olmamanız gerekiyor dedim. Örneklerle açıkladım. Böyle insanlara karşı ne yapabilirsin peki? Çünkü böyle insanlar var. Genelde buna yeni yeni maruz kaldıysan kendini çok kontrol altında tutamayabiliyorsun. Tepkilerini kontrol edemeyebiliyorsun. Ama bu konuda kendini güçlendirmen gerekiyor. Çünkü bu konuda kendini güçlendirirsen tepkilerini kontrol edebileceksin. Nasıl yaparsın bunu? Daha fazla maruz kalarak. Yani sen hatalar yaptıkça, sen yeni şeyler yaptıkça, konfor alanından çıktıkça, sen başarıya ulaşmak için çabaladıkça insanlar seni daha çok taşlamaya başlayacak, daha çok aşağı çekmeye başlayacak. Sen de zamanla buna alışacaksın. Bununla beraber güçleneceksin. Zaten her zaman ne söylüyorum? Başarısızlıklar seni güçlendirir. Güçlenmek istiyorsan başarısız olman gerekiyor. O yüzden kendini böyle durumlara daha çok sokacaksın. Ve böylece o duygusal gücü elde edeceksin. Duygusal gücü elde ettikten sonra zaten kolay. İnsanlarla tartışma. İnsanlara karşı kendini savunma. Sadece de ki tamam ve git. O konu hakkında bir daha konuşma. Robert Greene'in iktidar kitabındaki maddelerden birisiydi bu. En sevdiğim maddelerden birisi. En çok aklımda kalan maddelerden birisi. Gücün 48 yasası kitap. O yasalardan birisi bu da. İnsanlarla tartışmayın, onlara sonuçları gösterin. Yani insanlar seni taşlar, kötüler, durdurmaya çalışır, aşağı çekmeye çalışır, yaptığın işi önemsiz gösterir, itibarsızlaştırır. Sen bunlarla tartışarak buna engel olamazsın. Senin yapabileceğin tek şey onlara sonuçları göstermek. Yani sessizce çalışmalarına devam edeceksin. Zaten sen başarılı olduğun zaman gelip sana diyecekler ki, nasıl yaptın? Bize de göster. Bize de anlat. Bize de öğret. Bunu yapacaklar. Çünkü baktılar artık seni durduramıyorlar. Artık başarıya ulaştın. Artık seni itibarsızlaştıramıyorlar. O yüzden diyorlar ki, nasıl yaptın? En azından biz de öğrenelim. O yüzden her zaman insanlara bir şey kanıtlamaya çalışmayı bırakın ve kendi hedefiniz için çalışmaya devam edin. Bununla ilgili bir şeyden daha bahsedecektim. Neydi o ya? Araba kullanırken konuşmak gitgide zor olmaya başladı. Bir metine bağlı değilim şu anda. Sadece aklıma gelenleri söylüyorum. Gerçekten
genel olarak şunu söyleyebilirim. İnsanları takmamanız gerekiyor. İnsanları ciddiye almamanız gerekiyor. Sizi kötüleyen insanlar, size tavsiye vermeye çalışan insanlar, yapıcı tavsiyeler veriyormuş kılığına girip aslında sizi itibarsızlaştırmaya, sizi aşağı çekmeye çalışan insanlar, tavsiye verdikleri konuda uzman değiller. Daha kötüsü, bunun farkında da değiller. O yüzden ben bunu söylüyorum. İnsanlardan tavsiye almayın. O kişi o konunun uzmanıdır mesela. Atıyorum sen kaportasını boyayacaksın arabanın. Kaporta boya ustası geldi sana bir tavsiye verdi. Onu tabii ki al. Ama hiç o işten anlamayan, senin boş gezen arkadaşın gelip sana dediyse, yok kanka şunu böyle yapsam bence daha iyi olur ya falan yaptıysa, senin onu dinlemen gerekmiyor. Çünkü o kişinin zaten konuda bir bilgisi yok. O kişi konuya hakim değil ki. O yüzden çoğu zaman ben kendi bildiğinizi okumanızı da tavsiye ederim. Bence daha sağlıklıdır. Yanlış yapıyorsan da yanlışını kendin görürsün. Hiç sıkıntı yaşamazsın böylece. Sıkıntı yaşasan da öğrenirsin bir şeyler. Başarısızlıktan, sıkıntı yaşamaktan, yanlış durumlara girmekten korkmayın. O durumlardan bir şey öğrenememekten korkun. Sürekli kendinizi kötü durumlara sokun ya. Diğer insanların ay çok kötü falan diyeceği durumları yaşamak için can atın. Böyle durumları kovalayın. Ben hep böyle yapıyorum. Ama benim hayatımı yaşadığım şekilde başkası yaşasa, çoğu insan, ortalama insanlardan bahsediyorum. Benim kafa yapımda olan ve gelişime açık olan insanlardan bahsetmiyorum. Çoğu insan depresyona girerdi. Derdi ki ben bu kadar şeyi nasıl yaşadım? Bu kadar rezilliği nasıl yaşayacağım? Vesaire vesaire. O yüzden takmamaya devam edin insanlara. Onlarla tartışmayın, onlara sonuçları gösterin. Ben bu sosyal medyaya başladığımda da hala bir sürü yorum geldi. Hala da bir sürü kötü yorum geliyor. Beni durdurmaya çalışanlar, çok kötü diyenler, kırış diyenler, saçma diyenler. Bana dediler ki, YouTube videolarını telefondan çekme, komik duruyor. Ben dedim ki, hayır ben telefondan çekeceğim. Telefonumda iPhone 11. Zamanında 7000 liraya satılıyordu. Buradayım, devam ediyorum. İlerliyorum, büyüyorum, hata yapıyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum. Sizden de bunu yapmanızı istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz dostum. Hayatını değiştirmek istiyorsan hemen başlamalısın. Bir gün değil, bugün.